Herkese merhabalar. Tiyatro ile alakalı sorular çözerek konularımızı tekrar etmeye devam ediyoruz. 9. sınıfta ev okulda Türkiye'nin en çalışkan, en başarılı, en akıllı, en iyi 9. sınıflarıyla beraber 7 Nisan'da edebiyat dersimizde tiyatro soru çözümü yapıyoruz. Hepiniz buradasınız, görüyoruz arkadaşlar. Ramazan da geliyor. Okullar da yavaş yavaş kapanacak. Yaz da geliyor. Havalar da ısınıyor. Her şey güzel olacak diyoruz inşallah. Ve çok güzel bir şekilde derslerimizi çalışıp 9. sınıfı bitirip ardından da yazın güzel güzel tatilimizi yapacağız. Ama şu dersleri de bitirelim, kurtulalım değil mi arkadaşlar? Şimdi bugün sizlerle beraber sorular çözeceğiz ve sonrasında yine 0'dan 9'dan ve Dinamo'dan ödevlerimizi vereceğiz. Hadi bakalım o zaman yayınımıza başlayalım arkadaşlar. Evet, bugün tiyatro ünitesiyle ilgili sorular çözeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamak istiyorum. Diyor ki, aşağıdakilerden hangisi klasik trajedi türünün genel özelliklerinden değil diyor. Şimdi burada hatırlarsanız trajedi vardı ve aynı zamanda komedi vardı. Trajedi, komedi ve dram vardı. Bunlarla alakalı bir kodlama yöntemimiz vardı hatırlarsanız. Ne demiştik? Trajedide şöyle hatta tiyatronun klasik şeyini çiziyorum şöyle. Sinirli bir insan çiziyoruz, tamam, sinirli ve üzgün bir insan çiziyoruz. Komedide ise şöyle yine aynı maskeyi çiziyorum. Bu sefer gülümseyen bir insan çiziyoruz. Dramda ise her ikisi de var. Ben de tabii ne kadar kötü çizdim, o da ayrı mesele. Şöyle dramı da çizelim. Şöyle. Evet, burada ise gülümseyen bir insan çiziyoruz. Hem gülümseyen. Şimdi peki başka bir farkı yok mu hocam? Var. Trajedide üç birlik kuralı vardı. Yani şöyle bir Wi-Fi işareti gibi bir şey çiziyoruz. Sinema sahnesi gibi değil de böyle stadyum gibi amfitiyatrolarda. Dolayısıyla perdeyi açıp kapatamadıkları için aynı mekan, aynı zaman, aynı olay var diyoruz trajedi ve komedi. Dramda ise perde resmi çiziyoruz. Niye? Hop, sinema sahne değişiyor. Yeni bir zaman, yeni bir mekan, yeni bir olay yapılabiliyor. Üç birlik kurala uyma zorunluluğu yok demiştik. Şimdi bu üç temel bilgiyi verdikten sonra hemen klasik trajedi türünün genel özelliklerinden değildir'e bakalım. Konuların tarihten veya mitolojiden alınması. Bu doğru, bak, sert sinirli bir adam. Kahramanların tanrılardan ve soylu kişilerden seçilmesi. Bu da doğru, bak, sert sinirli bir adam. Sahnede kaba ve çirkin sözlere yer verilmemesi. Bak, yine sinirli, gergin bir adam. Öldürme, yaralama gibi olayların sahnede canlandırılmaması. Böyle her şeyi canlandırmayın sahnede diyor. Kişilerin ve toplumun aksiyen yönlerinin güldürücü ögelerle iç içe yansıtılması. Şu tipe bakar mısın? Neyi güldürecek ki? Ne diyorsun sen? Bu adam değil, bunu komedi yapıyor. Dolayısıyla bu komedinin özelliği olduğu için arkadaşlar cevabımız E seçeneği oluyor. Edirne diyoruz. Doğru yapan arkadaşları tebrik ediyoruz. Geldik diğer sorumuza. Yukarıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içine verilen kavramla uyuşmamaktadır diyor. Tiyatro eserindeki olay örgüsüne dramatik örgü denir. Bu doğru. Kişiler arasındaki iç ve dış mücadeleler anlaşmazlıklardır. Çatışma, yani çatışma tam böyle olayın içinde mücadeleler olduğu zaman, anlaşmazlıklar olduğu zaman biz çatışmalar var diyoruz. Hayatı hem acıklı hem gülünç yönleriyle bir bütün olarak yansıtmayı amaçlayan tiyatro türü komediydi. Bakalım öyle miydi? Hem acıklı hem de komik yönleriyle anlatan dramdı. Burada ise hem acıklı hem gülünç yönleriyle komedi demiş. Komedi daha çok hayatın gülünç yanlarındandı. Dolayısıyla burada C'de, yani üçüncü hata yapılmış. Komedi değil, burası dram olmalıydı. Oyunda iki ya da daha çok kişinin konuşması diyalog. Hani monolog tek kişi, diyalog iki kişinin konuşması. Oyunda rol gereği giyilen kıyafetlerin genel adı da kostüm. Zaten bu da bildiğimiz Türkçe'de geçmiş bir kelime. Geldik diğer sorumuza. Bu metinle ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Hüseyin, Hamdi, Osman, Hasan, Hamdi, Tahir, Salih, Rüstem. Bayağı bir karışık bir diyalog var, bakalım. Rüstem çay getir. Hamdi göbek atarak girer. Bugün 53 Kasım Perşembe. Deliniz hayırlı günler diler. Vay anam vay, banka reklamı gibi. Demir Hamdi bu, demir gibi maşallah. Demir Hamdi hayırlı işler, pardon, hayırlı kahveler diler. Yahu bu ne kibar deli, pardon diyor. Tabii şehir delisi bu, kibar olacak elbet. Rüstem çayları dağıtır, Hamdi'ye de verir. Hamdi'ye, seninki paşa çayı, su kattım içine. Bu metinle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Dikkat etseniz böyle bir tımarhaneden alınmış gibi sanki. Herkes çıldırmış. 53 Kasım Perşembe diyor. Paşa çayı diyor. Böyle bir şeyler var böyle. Konuşma dili kullanılmıştır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Neden? Çünkü bakın, pardon, işte tabii, böyle konuşma dili yani. Türü trajedidir. Trajedi diyebilir miyiz? Hayır, en başta gösterdiğimiz. Trajedi sinirli, gergin, böyle kaba sözler yer yok diyordu. Ama burada çok rahat konuşma var. O zaman bu komedidir arkadaşlar. Oyuncuların hareketleri ayraç içlerine verilmiştir. Evet, görüyoruz. Diyaloglar yansılmıştır. Evet, hatta çok daha fazla konuşma var.
söz sanatlarından yararlanılmıştır? Bakalım var mı? Banka reklamı gibi diyor mesela. Benzetme yapıyor. Dolayısıyla bu da doğru. O yüzden cevabımız B seçeneği. Trajedi değil. Trajedi daha sert, daha ciddi. Numaralanmış özelliklerden hangileri trajedi ve komedide ortak değildir diyor. Şimdi trajedi ve komedide ortak değildir diyor. Hatırlayalım. Bakalım şimdi. Bunu da bir kez daha zihnimize canlandırıyoruz. Bir. Üç birlik kurana uyulması. Evet, her ikisinde de Wi-Fi işaretimiz vardı. Yani her ikisi de antik tiyatroda olduğu için diyorduk ki bunların her ikisi de nedir? Üç birlik kurana uymak zorunda. Ama dramda perde çiziyorduk. Tiyatro perdesi çiziyorduk. Neden? Çünkü yeni bir sahne, yeni bir mekan, yeni bir olay anlatılabiliyor. Üç birlik kurana uyma zorunluluğu yok diyorduk. Şimdi üç birlik kurana uyulması her ikisinde ortak olduğu için birin olduğu A seçeneğini eledim. Kahramanların soyluların arasından seçilmesi. Aa, abarttın. Soylular sadece bu sinirli olan amcamızda vardı. Bu ise gülümsüyordu, bu normal. Temiz ya, sıkıntı yok burada diyordu. Dolayısıyla soylular sadece trajediye ait olduğu için burada iki ortak olmadığı için ikinin olması gerekiyor cevaplarda. O yüzden E seçeneğini ve D seçeneğini eliyorum. Genellikle beş perden oluşması, evet beş perden oluşuyor. Bunu da şöyle doğru, ikisinde de var. Devam ediyorum. Seyirciyi güldürürken düşündürmeye başlaması. Bu da güldürüyor bak, güldürüyor. Ay, o zaman bu komedi olacak arkadaşlar. Koro ve diyalog bölümlerinin bulunması. Evet, koro ve diyalog her ikisinde vardı. O yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği 2 ve 5 diyoruz arkadaşlar. Hop geldik buraya. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisindeki kavramlar getirilmelidir diyor. Bakalım. Nokta nokta komedisi günlük yaşamda her zaman rastlanabilecek insan kusurlarını belli tiplerden hareketle konu edinen komedidir. Bak, insan ve tip diyor. O zaman entrika mı sizce, karakter mi, töre mi? Harikasınız, karakter bu kadar basit. O zaman buraya karakter yazıyorum ve devam ediyorum. Nokta nokta komedisi bazı gelenek ve görenekleri eleştirel bir tutuma yansıtan komedi türüdür. Bak, gelenek, görenek. O zaman bu nedir? Töre, bu kadar basit. Nokta nokta komedisi ise olayların seyircide merak uyandıracak. Merak uyandıracak şekilde düzenlenmesiyle güldürmekten başka bir amaç gözetilmeyen komedi türü. Bu da merak uyandırıyor. Acaba ne oluyor? Entrikalar dönüyor burada diyoruz. Entrika komedisi. O yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği arkadaşlar. Gelelim. Bir tiyatro oyununun dramatik örgüsünden alınan bu metinden hareketle oyun hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi bir kez daha hatırlatıyorum arkadaşlar. Trajedi vardı. Komedi vardı. Ve dram vardı. Hatta üçünü de farklı renkte yapalım ki tam olarak zihnimiz yerleşsin. Bakın şimdi. Şimdi trajedi de 1, 2, 3, 4, 5 tane şey çiziyorum. Hani 5 perden oluşunu göstermek için. Amfiteyatro çiziyorum ve sinirli bir amcamızı çiziyorum. Komedi de yine 1, 2, 3, 4, 5 perden oluştuğu için şöyle yine 5 bölümden oluşuyor daha doğrusu. Perde yok zaten. Amfiteyatro çiziyorum ve bu sefer gülümseyen bir adam çiziyorum. Dramda ise bir tiyatro perdesi çiziyorum. Hop hop, hop hop. Böyle konuşuyorlar. Perde açılıp kapanınca yeni bir zaman, yeni bir olay yaşanabiliyor. Dolayısıyla üç birlik kurala uyma zorunluluğu yok. Bunlar da var. Dramda bir de hem gülümseyen yüz çiziyorum hem de gergin yüz çiziyorum. Her şey olabilir yani. Şimdi bakalım. Troya'ya gitmek üzere Yunan ordusu Aulis limanında toplanmıştı. Fakat rüzgar olmadığı için gemiler hareket edemez. Kahin Kalkas, rüzgar çıkması için kralın kızı İfigenia'nın tanrıça Artemis'e kurban edilmesi gerektiğini söyler. Başkomutan Agamemnon, kızını Achilles ile evlendirmek bahanesiyle Aulis'e çağırır. Sonradan kararından dönen Agamemnon ile bu işe adı karıştırılmış olan Achilles, İfigenia'nın kurban edilmesini önlemeye çalışırlarsa da bazı komutanların ve askerin ısrarı karşısında kızın alın yazısını değiştiremezler. Şimdi niye böyle okudunuz hocam? Birazcık da size yardımcı olmaya çalıştım. Bak, tanrıça Artemis'e kurban diyor. Tanrılar manrılar var. Bir kere bu türünün trajedi olduğu belli. Halktan insanlar yok ki. Türü trajedi. Konusu mitoloji. Tanrısal nitelikli kişiler var. Konuşma dili muhtemelen olmaz. Çünkü konuşma dili komedi de olabilir arkadaşlar. Halk yani, halkımız. Ama acıklı bir olayın işlenmesi doğru. Sinirli, gergin, acıklı bir olay. O yüzden cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Bu trajedi yani. Kusursuz. Kaba söze yer yok. Çirkin söze yer yok. Yaralamaya yer yok. Tamamen ciddi, tanrılar, mitoloji, böyle soylular. Aman Allah'ım, ne diyorsun ya? Kafayı mı yedin? Biz komediyi seviyoruz zaten, öyle değil mi? Numaralanmış özelliklerden hangisi dram türüne ait değildir?
şunu bir daha çizdirmeyin bana Allah razı olsun. Yani bu aklınıza artık yerleşsin arkadaşlar. Şimdi ama sizin için buraya koyuyorum. Hadi şöyle şöyle yampik bir şekilde. Pardon nasıl koyayım? Şöyle koyayım. Şurada bir kez daha. İyice zihniniz yerleşsin. Soruları rahat rahat yaparsınız ondan sonra. Şöyle yapayım. Tamam. Şurayı da şöyle katlayayım. Hop şikili hop. Tamam. Şimdi bu böyle duruyor. Hatta şunu da şöyle katlayayım. Gerçekten işsizlikte bir numarayız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu anda kopyamızı hazırladık. Gördüğünüz gibi hoca derse kopya çekiyor. Evet. Hep beraber kopya çekmeyi gösteriyoruz. Çaktırmadan kimse görmesin. Şimdi. Dram. Dram türüne ait değildir diyor. Konuların milli tarihten veya günlük yaşamdan alınması. Olabilir. Gülümseme de olabiliyordu. Şey de olabiliyordu. Tamam. Zaten dram neydi biliyor musunuz? Tiyatro. Her şey olabilir ki. Her şeyden alınabilir. Kahramanların toplumun her kesiminden seçilebilmesi. Her şey olabilir. Bana ne? Üç birlik kuramda mutlaka uyulması. Yo. Bunlarda Wi-Fi işareti var ama bunda yok. Yani bunda amfiteyatro yok. Bunda perde var. Kapat perdeyi. Yeni bir zaman, yeni bir mekan, yeni bir olaydan bahsedebilirsin. Bu yanlış. Öldürme, yaralama gibi olayların sahnede canlandırılması. Olabilir. Tiyatroda her şey var. Kaba ve argo sözlere yer verilebilmesi yani. Bunda yer verilmiyor. Bunda yer veriliyor. Bunda her şey olabilir. Her şey olabilir. Fark etmez. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneği arkadaşlar. Kopyamızı şöyle saklamaya devam ediyorum. Geldik diğer sorumuza. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içindeki terimle ilgili değildir diyor. Bakalım şimdi. Demiş ki oyunda rol gereği giyilen kıyafetlerin genel adı dekor. Yuh dekor üstüne mi giyiyorsun sen ne yapıyorsun? O bu dekor değil neydi arkadaşlar? Kostümdü. Ama vatandaş dekor yazmış buraya. Bu yanlış. Cevabımız Ayhan. A seçeneği. Ama diğerlerini kontrol edelim. Bir tiyatro yapısında oyuncuların oynamaları için özel olarak yapılmış ve genellikle yükseltilmiş alan, sahne. Doğru. Düşünceleri ve duyguları kimi kez müzik, kimi kez çeşitli eşyalar eşliğinde, kimi kez dansla ya da gövde ve yüz hareketleriyle yansıtmaya amaçlayan sözsüz oyun. Pandomim. Evet, bu doğru pandomim. Yapmaya çalışıyorum ama olmuyor tabii. Genellikle tiyatro ve sinemada konuşması olmayan veya konuşması çok az olan rollere çıkan kimse figüran. Doğru. Figüran mısın kardeşim sen? Yabancı dile yazılmış bir oyunu yerel koşullara uygun biçimde kendi diline çevirme, uyarlama, adapte etme. Mesela Tanzimat döneminde Ahmet Vefik Paşa bunu çok güzel yapmıştı. Molière'in tiyatrolarını Osmanlı yaşamına adapte etmişti. Bunların hepsi doğru ama A yanlış. Bu parça numaralanmış yerlerden hangisinin ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir diyor. Edebiyat bitti, noktalamaya geldik. Hatay, sofra demektir. Nokta. Sofranın baş tacı da dağ kekiği zahterdir. Nokta. Tazesi, kurusu, salatası, salamurası, kahvaltılığı, 3. Niye 3 koydun hocam? Bitmemiş ki cümle. Hepsinin tadı ayrıdır. Nokta. Gezim boyunca kılıktan kılığa girdi bu dağ güzeli ama keskin kokusu ve lezzetiyle kendini hep ele verdi. Nokta. Dolayısıyla cevabımız 3'ünün olduğu yer yani Ceyhan seçeneği. Bu parçadaki 6 çizili sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır demiş. Bakalım. Sultanahmet Meydanı, evet M büyük yazılır. Her zamanki gibi, şimdi ki'den sonra ler eki gelebiliyorsa bitişik yazılır. Her zamankiler diyebiliyoruz mu? Diyebiliyoruz. O zaman bu bitişik yazılmalı. Bakın şöyle göstereyim. Seninki yine üzüldü. Üzgündü diyelim. Üzül demeyelim de üzgündü diyelim. Seninki yine üzgündü böyle oturmuş. Üzgün üzgün oturuyor mesela. Bir de duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Hatta bu şarkıyı bilenleriniz vardır. Şimdi burada seninkiler diyebiliyoruz mu? Diyebiliyoruz. O zaman bitişik yazılır. Duydum kiler diyebiliyoruz mu? Diyemiyoruz. O zaman ayrı yazılır. Kural bu. Her zamankiler diyebiliyoruz mu? Diyebiliyoruz. O zaman bitişik yazılır. Ama bu ayrı yazmış. Olmaz. Burada hata var. Fotoğraf çekenler, adres soranlar, tarihi kapıların önünde sıraya girenler. Yerde kırıntıları yemek için üşüyen güvercinleri rahatsız etmeden adım adım yaklaşıyorum İbrahim Paşa Sarayı binasının içinde yer alan müzeye. Yer alan ayrı yazılır. Adım adım ikileme ayrı yazılır. Yerdeki D de bulunma hal eki cümleden çıkardığımız anlam bozuluyor. O zaman bu da bitişik yazılır. Cevabımız Bursa seçeneği. Bu parça numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisi sırasıyla doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi Nisan'ın yaz ile kış arasında kararsız kalan günlerinden birini yaşıyorduk. Yaz ve kış arasında dediğine göre, yaz ve koyulabildiğine göre burası ile nedir arkadaşlar? Bağlaştır. A, C ve D seçeneğini eledim. Devam ediyoruz. Günlerinden biri. Biri belgisiz zamirdir. Bak şimdi. Ali geldi diyelim buraya. Ali geldi. Hoş geldin Ali. Eğer Ali'nin yerine o geldi derseniz kişi zamiridir.
Şu geldi derseniz işaret zamiridir. Kim geldi derseniz soru zamiridir. Biri geldi derseniz belkisiz zamiridir. İşte o yüzden bu zamir. Devam ediyoruz. Hani şu kendini bir bir kapatan, bir açan, bir ısınan, bir soğuyan. Akşama doğru. E doğru edattır arkadaşlar. O yüzden artık E seçeneğine dedik. Güneş battı batacakken hava birden patladı. Hava derken isim nasıl yağıyor? O yüzden cevabımız B seçeneği. Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi zamir değildir demiş. Bakalım. Amasra Kalesi ilginç özellikleri olan kalelerden biri. Biri geldi demiştik yani bak yazıyorum. Ali geldi. Ali özel isimdi. O şahıs zamiri. Şu işaret zamiri. Biri belgesiz zamir. Kim soru zamiri. Kendi dönüşürlük zamiri diye gidiyor. Şimdi biri dolayısıyla zamir. Herkes gibi biz de burayı gezmek için can atıyoruz. Bura o da zamir. 14. yüzyılda Ceneviz şövalyeleri tarafından inşa edilen Amasra Kalesi'nin duvarlarında Orta Çağ'dan kalma kraliyet rölyefleri, ikonalar ve kabartmalar hala belirgin. Acaba o işlemeleri yaparken sanatçılar ne düşünüyordu? Ne? Bakın bununla alakalı da şöyle bir örnek göstereyim. Kitap istedi. Şimdi şunu istedi. Ne istedi? Ya bunlar da yine zamir. İsmin yerine cins ismi yerine geçmiş. Ne düşünüyordu yine zamir. Biz gezimize devam ediyoruz. Burada başka güzellikler de var. Aa, başka güzellikler burası sıfat işte. Sur içindeki eski mahalle kemer adı verilen tek gözlü taş bir köprüyle yarımadaya bağlanmış. 9. yüzyıl tarihli iki Bizans kilisesinden biri Fatih Camisi'ne. Diğeri bak diğer ev demiyor. Diğeri ise diyor bu da yine zamir arkadaşlar. Yani şuraya dikkat edin. Başka ev, diğer ev, bazı evler, şu ev dediğimizde bunlar sıfat. Ama başkası, diğeri, bazısı, şunu dediğimizde bunlar düşüyor. Dolayısıyla bunlar zamire dönüşüyor. Dikkat edin arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Burada şu da önemli arkadaşlar. Tabii ki biz burada anlatsak bile sizlere taktikler versek bile sizlerin mutlaka soruları çözmeniz lazım. Konuları çalışmanız lazım. Sıfırdan dokuzadan ve dinamodan çok çok önemli bu. Şimdi devam ediyorum. Hangisi yanlıştır demiş. Birinci cümlede isim tamlamasının tamlananı niteleyen birden fazla sıfat vardır. Aman Allah'ım. Şimdi tamlamasının tamlananı diyor. Tamlanan neydi? İkinciydi. Hani tamlayan tamlanan. Bakalım. Söz düşüncenin tam ve gerçek işaretidir bak. Düşüncenin işareti. Buna birden fazla sıfat var mı bakalım. Tam işareti, gerçek işareti. Bu doğru. A doğru. İkinci cümlede hem belgisiz sıfat hem de sayı sıfatı kullanılmıştır. Sadece dil zihnin bütün tasavvurlarını, ruhun bütün durumları ve gelişmelerini bir canlılık içinde anlatabilir. Şimdi. Bütün tasavvur, bu belgisiz sıfat, tamam. Bütün durumlar, bu da belge sıfat. Bir canlılık diyor, bu da belge sıfat. Ama sayı sıfatı yok. O yüzden cevabımız B. C'ye bakalım. Üçüncü cümlede fiilden türemiş bir isim vardır. Anlatım aracı söz olan şiir en üstün sanattır. Bakalım. Ha, anlamaktan anlatmak, anlatmaktan anlatım. O zaman türemiş bir isim var. Başka hiçbir sanat dalında duygu ve düşünceler şiirdeği kadar açık ifade edilemez. Hem halek hem de iyilik hikâmlı bir sözcük vardır. Bakalım. Sanat dalı, bak sanatın dalı, onun dalı iyilik heki. Haleki de dalında bulunma haleki var. Tamam. Çokluk heki almış basit yapılı bir isim vardır. Şiir diğer bütün sanatları daha estetik biçimde özetler ve tüm zamanları aşar. Bak. Çokluk heki almış. Sanat, sanatlar. Nerede çokluk? Orada lerler demiştik. Burada da lerler hekimiz var. Dolayısıyla çokluk heki almış ve basit yapılı. Bu da doğru. O yüzden cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Şimdi dersimizi bitirdik. Sıfırdan, dokuzdadan ve dinamodan ödevlerimiz var. Şimdi burada tabii ki test geç bölümünden çözmenizi istiyoruz. Burada tiyatro ile alakalı kısmı bitirdik. Tiyatrodan sonra nerede? Roman, fable, tiyatro. Tiyatro ile alakalı buradaki soruları çözüp arkadaşlar buradaki kısımları bakmanızı istiyoruz. Tiyatronun genel özellikleri alakalı kısımlara. Dinamo'dan da Testra 9-1-3'ü çözmemiz lazım Dinamo Edebiyat'ta da. Burada yine sizler için hazırladığımız ÖSYM tarzı sorulara da bakmanızı istiyoruz arkadaşlar.
Ve aynı zamanda yazılı sorularımız da var. Yazılarınızla alakalı buradan da çalışabilirsiniz. Hadi bakalım. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bugün tiyatro ünitesiyle alakalı sorular çözdük. Ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yazın arkadaşlar.